toktu adam ayı. Kulavlen gaplaştır öyle. Aha. Arkadan kim var bu oluyor? Çıktı burnu takmış kızıl çoğuyu çarak ettirgen. Açınarlıysa bunun yanında Rafikası o gün tencere katlarına koydu. Vakti cahide rahat ettirgen. To'qnashuv natijasida bir yo'lovchimiz, bir fuqaro voqea joyida vafot etyapti. Qolgan yo'lovchi va haydovchilarga shifoxonada birinchi yordam ko'rsatilyapti. To'xtamoqchi bo'lgandim, Captiva kelib orqamdan urdi. Ketayotgan vaqtingiz urdimi Captiva? Yo'q, ketayotgan qavarotni yoqib. Yo'q, qavarot yo'qmi? Unga avot urdim. Qavarot yo'qmi? Unga avot urdim. Hujjatlar bor? Ko'rsatingmi? Ve telefon numarası, sotib olganim, hammasi bor mana shu yerda. Sizga nima o'xshab bozorda olganman buni. Kevuz için tolak koyayım. Yok, burası da ben bunu... 60 gün müddet aşık etmezsen aktarlı kartlarla. Anakasını yeni koyalım ben de, çünkü ben tekstiriyorum ben de. Anakı olayım. Peki, ben bu doktor şunu resimle olayım mı? Resimle şunu olayım, özür için. Bitti, radar iz var ya. Kolej kemponet iz var mı? Var, var, var. Hava zekası, tarak ya. Bostan 13 tarafı kesin. Olmuş kerak bu tezik, olmuş tezik diyorum. Bu hiç tohta ucu tüpe, bu avare kerem yok, yokmadı, yok favoritlerim yokmadı bana. Siz körünüz yöken faydası mı var ki? Faladık turgan da ama... Bize, misal için eğer avare iken yoksa, doğru mu yok ki bir... İşare çırağı bulsa bilez, doğru mu? Yıktı, yıktı hocam, tabi çoğrasını görse bu. O bir yakal olmayı ben, birincisi de moşu kerap, bir de projesi için çözeceğim ben. Ha bir yakal olsam, ekot durumda. İlacımı kep vurdum ben, körünüz yok. Yolunçlu dersi var mıydı? Ne kadar kişi? Hazır olmuş. Şöyle sıkıyor. Bu hafızlık amar takka mı diz? Takka değil. Haydutçuluk guvahnamesi hücretleriniz var mı? Yok. Ben şöyle oturuyordum. İki birden koçuk oturuyor. Ne yapıp? Bulmazsan koçuk oturuyor. Oğlu tuttu. Gittik günler. Yolda hop koçtu maşın. Ne yaptı lan? Onu aldı. Maşın nokta yeniken mi? Sebabı? Birinci maşın. Lada. Lada. Toktagan. Lada toktagan bu toktap koyan. Kim bu toktap koyan? Ama ben kadar kegan da bu. Kim? Yıktı hocam. Bulmak koyan. Kim? Kalışma. Assalomu alaykum. Fatima ismi yaxshimisiz? Nima bo'lgan ekan holat? Men to'xtab qoldim. Bular to'xtadi hozir o'zim yo'lim. Men to'satda yo'l o'rtasida to'xtab qolyaptilar. Qonun bo'yicha kelyapman. Qonun buzmadim, yo'lim o'tib kelyapman. To'g'ri kelyapman, yo'limga kelyapman. Masofa qancha? Distansiya qancha edi masofangiz? 12 metr edi masofa. 12 metr masofa edi. Boshqa ko'p. Gaplaringiz ishlas, to'g'rimi bu gaplar? Hamma gapni eshitganim yo'q, hammasi tasdiqlanmagan. O'zimni yo'limda ketayotgan vaqtimda yo'l o'rtasida to'xtab qoldirdi deb aytdilar sizni. Avarenk ham ishoram yoqmadi otdilar. O'zim gapim gapiraman, kamon. O'zim gapim gapiraman. Oldim deb mashina to'xtagan. Ko'rdim. To'xtadim mana. To'xtadim. Orada mana shu taxminan shu chirastayni bo'lgan. To'xtagandan keyin orqadan baban qilib yetib oldi bu. Bular. Ahvolingiz yaxshimi o'zingiz? Ahvolingiz yaxshimi deyman? Yaxshi. Xavfsizga mar taqqanmidingiz? Albatta, siz bo'ladi. Agar taqmagandachi hozir. Taqmaganda derazadan yomon yomon holat bo'lardi. O'shancha taqmiramiz. Oyinda chiqib ketsa aniq edi. Endi shular bilan sada bo'lmaydimi? Oldidagi mashinasini so'radilar, kim ekan uni haydab o'tsa? Lada. Shu yerda yutdi, shu yerda yutdi. Lada to'xtab qo'ygan. Nimaga to'xtadi sabab? To'xtash sababi nima? To'xtagan vaqt zamon, to'xtagan. Ha, tobi qochgan haydovchi. Problema yo'q deb yo'q. Bitta kaptivaga kelsa to'libmi? Hujjatlar yo'q ekanmi? ID kartasi. ID karta problema yo'q, hozir olib ketdim. Lada to'xtagan, orqasidan kaptiv yo'q to'xtagan. Aha.
Hadi karta, hadi karta boyu. 01, 011 sıra. Kaptıyor toktayın, kaptıyor toktayın. Aha. Arkasından buraya geliyordu, tokta olmasından yeti oyalar. Az böyle tatlı ki? Tokmaşı boyu, arkasından. Bunun hücretleri yok tatlı. Tokmaşı boyu. Hadi karta boyu. Prevalar var. Hama hücretler var. Hadi şu yuvaklamalar var. Hadi karta o bir yanında. Hadi karta o bir yanında. Bazı da korundu mu? Burası yenge prava. Yenge namladaki prava. Hadi karta böyle yürüyüşlerde hakkı var. Değil mi lan? Pravasını fazla araya boyunca da yol tarafının fazla sağda boyunca pravasını okpalamız değil misin? Teyyo gibi barışıyor. Pravasını yaştırladı. Pravasını yaştırlamadı pravasını. Kaydırışı okpalamız. Bu işi severli. Kaydırışı okpalamızı okpalamız. Buranın içinde yolu uçu bu gen mi? Buraya yüz bu gen size. Sılarlardan kaydırıyorsun mu? Siz. Ne mi buldu bana hazır? Böyle iki tane kaydırıyorum. Aldı diye maaş toktap karşıda da fikir bildirişti sizi. Toktamakçı buldu. Aha. Çünkü ya, toktamakçı buldum. Çünkü bugün yüzümden yarahat alırdım. Kaldım. Nema bu yanım için. Toktamakçı buluyordum. Kaptiva gelip arkamdan vurdu. Ketot ki vakti durdu mu Kaptiva? Ya ketot ki vakti. Pavarot neyini yakıt. Yok pavarot yok mu? 10 gigawatt uydum. Pavarot yok mu? 10 gigawatt uydum. Gelip vurdular. Arkasından kim bir ak. Babakla vurdu. Toktakan payı kine ya nerede kabul edeni kim diyor avarike koşu bot yok. Lan adamlar tuttu o zor genelde. Organlar kim bu tomat kımasına orta yıl orta tuttu. Halinde avalamar bir tanesi de. Hiç kim koçuya çıkan mı nakas bulatı mıydı? Asası sağlamam. Hiç nasıl bulmak yani? Siz gibi bana kurdi asası sağ sağlamaz. Aileniz kereksiz. Farzandlarınız kereksiz. Ben öyleyim. Yağmurun havada kep tuttu azı. Ne böyle derken tuttu? Olmaz mı? Maksat hozir birovni kimdir aybdor topishamiz. Maqsad bundan keyin oldini olish kerak. İki bo'lagi buni bo'lingan yo'l. Endi hozir aniqlik kiritiladi holat bo'yicha. Baribir ishchi hujjatlari mana bular keling. Siz rasmiylashtiriladi. Rasmiylashtirilib yoqilmagan deb. Avaringa yoqilmagan to'xtagan. Shuni yozib berasiz. Bular ko'rsatmasini tushuncha qatib oling. Her bitti kardeşi ozu verelim. Ozu veririz. Her bitti kardeşi ozu fikirli. Tipik kuyruk abarız mı lan? Yok, yok. Ben az tipik kuyruk abarız dedi. Siz hava duramayın. Siz işinizi kurayım mı oldu? Üçten bir biçmek ha. Üçten bir biçmek ha. Gelin. Ozu da kurayım. Yo'lni keling, qaysi qismida harakatlanib ketayotgandingiz mana mana shu. Mana 1, 2. Birinchi polosada anaqa qilayotgandim, keyin bu yoqqa o'tdim. Ustonimiz berdim. Men o'rta qatordami deysiz, birinchi? Birinchi, mana birinchisi dedim. Inchiga qatordami? Ha, so'rab keldim. Aha. Bular qochmagandan keyin bu yoqqa o'tdim, bu yoqda ham mashina bor ekan. Keyin polosiz beryapman hozir, keldim. Mana bu yoqda bular odam olib turibdi. Ha, odam olib turibdi. Odam bilan jarohat oldimi yoki hech narsa bo'lmadi? Sizda nechta yo'lovchi bor edi? Ben de iki kişi. Ağız gitti. Bana size gel. Kim bana size gitti? Ortağım. Ne buldu ortağız ya? Burna. Ben kim ümit yedi? Şans değil bana? Boş istedi mi? Demek ki hafızı kemer takmadıyız. Takkandım. Biz başım vardı. Hafızı kemer taksız düşürdü sizi? Ya başım vardı. Başı zoyum ki gene yok. Hafızı kemer takılıyor mu? Hayır takma kendi çok ağızı bana. Yurttaşı gelmedi gelmeler. Hafızı kemer takma kendi. Kanaka kol bulardı. İçinden çıkıp gitmek istiyorsunuz bugün, doğru mu? Sen için uçlap kaldı, değil mi? Ne buldu bana? Ağız bulanı yapın içtik. Adamı attı, oturur sizi. Ha, bir oldu. Ben içtik de bir yiğit bilen bir kız var eken. Ne mi diz? Bir yiğit bilen bir kız var eken. Aha. Olamadım, ben toktadım yiğit. Ha. Ülevlen gaplaşıp duruyordu. Aha. Arkadan kim var böyle de. Maşın siz rulda mı diz şimdi?
Ana hazır durmuş olup ihtimalle durma yolu mobilya uçağına kasıdı. Sadır etiliyor. Ağır akvati transport yoldan fazlası tepe satılmış. Yeterli transfer 3 yıl 30'lerden sadır bulgen. Bu etkisi bulgen. Bu tırtı asosiy sabah bir de katkı yoklam. Neksi 3 transport ostası tutmuşken. Bunu sabah tutmuşun sababı. Kaptiva rusumli transport vositasi Durman yo'li ko'chasi bo'ylab chorraha tomonga qarab harakatlanib kelib, svetoforni taqib uch qizil chiroqli chorraha yetirgan. Chorrahaga o'z yashil chiroqga kirib kelayotgan Nexus 3 transport vositasi bilan to'qnashuv sodir etgan. Buning oqibatida hozir buni natijasida Kaptiva rusumli transport vositasi ikkita yo'lovchi bo'lgan, ikkita yo'lovchi haydovchi olgan tan jarohatlar oqibatida birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, hozir kasalxonaga yuborildi. Lekin achinarlisi uning yonida rafiqasi olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Fuqarolarimizdan, haydovchilarimizdan mana shu boshqa boshqalarga paytda yo'lda hodisalarni oldini olish uchun tush holatini oldini olish maqsadida hamma o'zini yurish yo'l harakat qoidalariga rioya qilishdi. Qanday sharoitda bo'lmasligidan qat'iy nazar shu yo'l hodisalarini oldini olish maqsadida faqatgina yo'lda o'zi e'tiborli bo'lib yurishligini iltimos qilgan bo'lardim. Navruz aka, ayni damda biz ana shu yerda turibmiz. Navbatchilik qismi orqali sizga qanday xabar berildi va ana shu xabar asosida qanday chora-tadbirlar ko'rildi? Men o'z hududimda, ya'ni Toshkent shahar Yangi hayot tumanida avto ekipajda xizmat olib boryapman. Shu ratsiyada navbatchilik qismi tomonidan ushlashga moshina berildi. Jinoyatli gumondor mana bu VAZ 2106 01E356G avtorovi Chilonzor tumanidan Yangi hayot tumaniga qarab harakatlanganligi aytildi. Shunda xabarni eshitib, zudlik bilan shu yaqin hududni o'rganishni boshladim. O'rganishni boshlaganimda Yangi hayot tumani Choshtepa mavzesi Uzar daryosi yonida ushbu avtobus harakatlanib to'xtaganini ko'rdim va orqasidan kuzatib kelib, mana shu joyda to'xtatdik mashinani. Haydovchi o'zini haydovchi emasligini, bu mashinaning egasi boshqa yerdan odam ekanligini aytdi. Hozirda shu haydovchini aniqlash avtobusning tegishlisini o'rganish bo'yicha tegishli surishtiruvlar olib borilyapti. Hujjat so'ralganda tegishli hujjatlar taqdim qilinadimi? Tegishli hujjatlarni taqdim qila olmadi. Avtobusga tegishli hech qanday hujjat yo'q. Haydovchining ham yo'q, hech qanday shaxsini tasdiqlovchi yoki haydovchi guvohnomasi yo'q. Benzin yoqilg'isi mana baklashkada. Baklashkada to'g'ridan to'g'ri motorga ulangan. Saqlanmoqda. Saqlanmoqda. Orqa o'rindiqlar yo'q. Ham ana shu vaziyatda yong'in xavfsizlik qoidalariga ham to'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? Yong'in xavfsizlik qoidalariga ham rioya qilinmasdan. Ham yuk tashish qoidasi bizgalar, to'g'rimi? Qoidalarimiz buzilyapti. Oqida ham gabaritlarni chiqarilgan yuk. Umrusmlarni ortib olib, yuk tashish qoidalarini buzib harakatlanib kelyapti. O'z o'g'asi. Kimdan oti nima olgan insoningizni? Pul berilganmi? Hammasini berilgan. Muqaddam sudlanmaganmisiz? O'zingiz nima ish qilasiz? Kasbingiz, vazifangiz nima tirichiligingiz? Mana shu metalim yig'ib beramiz. Akangizning ismi Sharif kim? O'chitvas kim akangizni? Tug'ishgan akangizmi yo begonaman qarim tanishingizmi ko'chada? Nimada? Amakimning o'g'li. Amakingiz o'g'lini bilasiz, lekin ismi Sharif bilmaysiz. Ismi bormi? Ismi bormi? Bo'lgan narsa bilan hammasi bor deyapman. Yo, yo, ismi Sharifi bormi? Ha. Kim oti? Ferzo. Nima ish qiladi u? Shu metalni men o'radim menga. Men bilmayman. U sudlamaganmi bu qadam akiz? Ism sharifi ne bilmaysiz? Aytolmayapsiz. Bu mashinaning hujjatlari bormi? Hujjatlari bor. Aytib ketdi. Siz nima hujjatsiz mashina boshqardingiz? Yaxshi emas-ku. Mana bu chaqaloq bor ekan, kichkina bolalar bor ekan, ayol kishi bor ekan. Haydovchilik guvohnomasi o'qimaganmisiz? Yo'q. Bu benzin nimaga u yoqqa ulangan? Qarang, ichida turibdi-ku. Yaxshi emas-u. Yong'in xavfsizligiga to'g'ri kelmaydi-ku. Ko'ring, yuring. Mana old tomondagi baklashkada benzinni kim qo'yib qo'ydi uni? Kim? Eshik. Ulangan-ku bu. Qarang ichkariga. Ha, Navruz aka. Bak teşik. Aha, yaxshi emas-ku, bilasizmi? Bilamiz, endi nima deb o'yladim. Ham hayotingizni xavf ostiga qo'yasiz. Bu yerdan har xil vaziyat chiqishi mumkin, yong'in sodir bo'lishi mumkin. O'zingizni ichida yo'lovchining hayotini xavf ostiga qo'yishingiz mumkin. O'zimni ushlashga bergan bu odamlar bu ha, ha, qidirishga, topishga bergan, shuncha biz qidirib keldik-da. Shuning uchun keldik biz. Tovoshat nimasi bo'ldi? Fotolog odam nimasi bo'ldi? Hujjatlari bormi? Ko'rsating mana. U odamga pul berilmaganmi? Berilgan. Ha. Mana akaga ko'rsating. Mana telefon nomeri sotib olganim. Hammasi bor mashin. Sizgina Moshna bozorda olganman buni.
Ototik ona kon. Sıkıyorum, bilgilerimizdeki ototik görüntüsü. Ötü oraya oturdu. Damas görüyorum. Damas orkası oturdu. Damas orkası kurmuyor. Orkanız park gibi oturdu. Damas orkası dikin gibi oturdu. Bikirme de ortasına gibi oturdu. Ulu oluyor. Gün sabah tümendeki Moya Koran Koçası ağır akıma diye horak yoldum. Hani şu yerde Batölyon rakbanı Sayıp Kemal'e şu yerde. Ben nasıl kuzey Türkan'ın sakın bu muhtemiz. Fiyodan'ı. Mudis Sayıp Kemal'e götürüştü. Bizi böyle kendim. Horak yoldum. Fiyodan'ı 30 metre var. 100 metre masrafada var dedi. 100 metre masrafada otuz kitu attı. 100 metre çıkmış. 50 metre. Bilgi gelemeyeceğin otken. Sitafordan kuzgalım da attı. Hayla uçuyor. Hayla uçuyla yaklaştım. O da. Hayla uçuyla yaklaştım. Sitafordan kuzgalım. Tezgahım ben ama sitafordan. Bir de tasoda kurup durganızda. Ama şu yerde bakalım. Bu, Japonsiz. Namaste. Korkan Koçası şifonlu karşısında. Şu yerde statiklerimiz öz yönde hareket ilerken vakti. Yürüden yaşlıktı ayol piyoda çıkmalı ve piyodan natil uyuz yolu. Piyoda olgen tarafatlarına şifonlu. Bu vakti dedi. Aynen ben sana tanıdığım bir yerde. Video kutu kurmaktamız. O yüzden vakti tasarlarda. Şu yaşlıktı ana fanlı. 50 metre masrafda belgilen gönce, piyadalar ötüşecek bir şey kalmasından piyadamız mümkün olayken, takırlayken torun, katına o kısım kesip ötkeldi. Çünkü ülke var, bir de yolcu var geçen. İstemez yedi, beş çıkarttı. Damas oğlu uçuk oldu. Damas bir adam uçuk oldu. Damas bir adam uçuk oldu. Yolcu var geçen. O zaman da piyadalar ötüşecek var mı? Sait kamerayı yemez mi? Hangi masrafda? Sitafor var, tatlı salınca joy var, doğru mu? Tatlı salınca sitafor var, 50 metre, 3 metre. Kim? İlgari şu hududu bugün mü? Şuna kadar halatlı sait kamerayı değil mi? Piyadalara şu hududu ahalısı gidiyor mu? Diyem mi yardımına? Fırsattan kadar mı? Piyadalara otuzun joyda, tatlı kestirge joyda, ötüş, tatlı yakıp konağıza. Yakın yarışlar yokmasa hareketlen figenliği sağlıklı. Yakasoro tümanı Abdullah Ahor Koçası'da Yezil Akşe Gördem'de tohtatılığında inspektörü konunu talabeyi buysunmazsa hareketli olmadı. Vurulgen çora tabirleri atıcazda küçük bir şokaç kay çora kası. Hadi uç tohtatılıp hücretler teşvik etken vaxtında ağızda sıkıntı içimi kılı kalkı durganliği sağlıklı. Kutlu bir ekspertize takip kılı. Hayat avtomobil haydovchisi sürtünme ekspertizasi taqdim qilindi. Sürtünme ekspertizasi xulosasi bo'ldi. Organizmda 540 mg sürtünme iste'mol qilingani aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan tegishli tartibda ma'lumiy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Transport vositasi vaqtincha jarimalanishi qo'yildi. Ich haydash kerak emas mashinani, do'stim. Ha, nima qildingiz? Farhodjon, nima qildingiz? Haydagan yo'q mashina. Bo'ldi. Yoniga o'tiringlar, yigitlar. Siz o'tiring, bo'ldi. Hocam, avvalambor ichib haydash kerak emas. Haydagan yo'qman aka mashinani. Men do'stim, qanaqa kim bilan o'tirganingizni, og'aylaringiz bilan o'tirib haydaganingizni men ko'zga ko'rgan ko'zingizga ishonaman. Ha, xolasiz ham somsaxonani o'zingiz bilimni kamerasidan ko'tarib beraman. Maxsus red jarayonida Cobalt rusumli avtomobil to'xtatildi. Haydovchini og'zidan spirtli alkogol mahsulotini hidi turganligi uchun tibbiy ko'rikka taklif qildi. Tibbiy ko'rik xulosasiga asosan haydovchini mastlik holati aniqlandi. Hozirgi vaqtda haydovchini avtomobil jarima maydoniga qo'yildi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Haydovchini to'liq ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 294-moddasi bilan to'liq tushuntirib, tanishtirib o'tildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismi orqali bizga poytaxtimizning Yakkasaroy tumanida og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi haqida xabar kelib tushdi. Shu xabarga asosan voqea joyiga yetib keldik. Hozir shu yerda xizmat olib borayotgan inspektorlarga yuzlanamiz. Yaxshimisiz? Nima bo'ldi holatda? Muqimiy ko'chasi 7-uy qarshisida Lasit ve Nix avtolovlari yo'l transport hodisasi sodir qilyapti. Nix avtolovi mumkin bo'lgan joydan qayrilayotgan paytda
to'g'ridan kelayotgan Lasit avtomashinasi Nexia'ning o'rta qismiga kelib to'qnashuv sodir qilmoqda. To'qnashuv natijasida bir yo'lovchimiz, bir fuqaro voqea joyida vafot etyapti. Qolgan yo'lovchi va haydovchilarga shifoxonada birinchi yordam ko'rsatilyapti. Hozir bu yo'l transport hodisasi bo'yicha surishtiruv ishlari olib boriladi. Keyin yana ma'lum qilamiz. Demak, ana shu Lasit avtomashinasi bu tomondan, to'g'rimi? Hamza metro tomondan harakatlanayotgan, to'g'rimi? Bu yerda qayrilib olish joyi bor. Demak, ana shu Nexia avtomashinasi qayrilayotgan vaqtda keling. Mana shu joyga zarblatayganmi? Demak, zarbi Lasit avtomashinasini, to'g'rimi? Nexia avtomashinasining o'rta qismiga Lasit kelib, zarb bilan urilgan. Zarb bilan urilishi natijasida bir fuqaromiz, yo'lovchi vafot etyapti. Lasit yo'lovchilari bo'lganmi? Lasitda faqat fuqaroni haydovchining o'zi bo'lgan. Bu Nexia avtomashinasida 3 nafar fuqaro bo'lgan. Sizni aynan ana shu yo'l transport hodisasi bo'yicha ana shu Yakkasaroy tumanida nechta holatga chiqdingiz, shaxsan o'zingiz ko'z bilan guvoh bo'ldingiz holatlarni? Haydovchi yo'l transport hodisalariga bir necha bor chiqqanman. Mana shunaqa og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari kelgusida bunaqa holatlar oldini olish uchun haydovchilardan tezlikni kamaytirishlarini, havo yomg'irli, qorli yo'l ko'l bo'lgan paytda sekin yurishlarini tavsiya qilar edim. Tezlik oshirmasdan. Tezlik oshirmasdan yurishlarini tavsiya qilar edim. Demak, har qanaqa vaziyatda yo'l harakat qoidasiga haydovchilarni, barcha yo'l harakat ishtirokchilarini amal qilishlarini tavsiya qilib qolamiz. Aziz yurtdoshlar, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi voqea joyiga tergov ishlari ketgan. Surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Biz har qanaqa vaziyatda iltimos qilamiz. Tezlikni oshirmaslikni, oraliq masofa saqlagan holatda haydovchilarimiz hushyor, sergak holatda avtomashina boshqarishga iltimos qilamiz. Mana hozir biz ko'ramizki, sutka davomida ana shu siz va boshqa tergovchilar tomonidan poytaxtdagi nechta ana shu turli tuman ko'rinishli xabarlarga chiqdingiz. Va shu hozirgi holat nechinchi holat sizda? Bugungi kunda, ya'ni 7-noyabr kuni ertalabdan navbatchilik tushgan bo'lsam, bugungisi 3-chi holat. Mana to'qnashuv 2 nafar 2 ta avtomobilni yo'lovchini o'limdan bog'liq. Xulosa qilishimiz mumkinki, Nexia avtomobili, ya'ni 40E921S avtomobili qayrilib olish manevrini bajargan, texnik shikastdan ko'rinib turibdi. Lasit avtomobili to'g'ridan harakatlangan degan xulosaga kelishimiz mumkin. Endi bunisi hozirda birlamchi, sababi sutka oid avtotexnik ekspertiza, sutka oid transport trassologik ekspertizadan tayyorlaymiz, undan keyingina yakuniy xulosa qilishimiz mumkin. Bu birlamchi, hali haydovchilar ham yo'q voqea joyda, hamma tan jarohati olganligi bo'yicha bu birlamchi fikr. Qobil aka, shu kuni voqea haqida gapirib bering. Nima sababdan sizni shu katta o'g'lingiz voyaga yetmagan farzandingiz tomonidan sizni ishtirokingizda transport vositasini boshqarishga kalit berdingiz. Nima sababdan shuni boshqarishga sharoit yaratdingiz? O'zingiz yo'q bo'lib turib, farzandingizni, o'zingizni hayotingizni xavf ostiga qo'yib qurib berdingiz va farzandingizni avtomashinani boshqardi. Sabab bolalarim bilan endi birga yashamaymiz dedi. O'g'lim Adajonimni ko'rgani kelgan, endi har bir otada baribir bo'ladigan ish farzand uchun endi bir boshqacha taassurot bo'ldi-da, farzandim hali Adajonib kelganiga xursand bo'lganimdan endi o'zimiz ham yosh bo'lganmiz, adamlarga beribdi, haydaydi, yerdi, farzandim ham shunaqa deganiga bir anaqa bo'lib, bolam meni qidirib keldi, bo'pti, men bolam deb berdim shu holatda o'zim tasvirga oldim. Nimagaki bu bo'lamman anaqasi deb. Endi bu noto'g'ri ish ekan, bildim. Ichki ishlar xodimlari maqsad sizga jazo sizni yomonlamish emas. Maqsad bu prezident tomonidan bizga yuklab bergan vazifa, bizni barvaqt oldin olishimiz kerak, tushunyapsizmi? Bu bilan bu bo'lgandan keyin muhokama qilish emas. Hamma narsani barvaqt oldin olish chorasini ko'rib, biz sizlar shu uchun bizni profilaktik suhbat bo'ldingiz. Bu sizni yaqin chaqirishdan maqsadimiz sizga hozir qolgan holatda jarayonni tushuntirib berdim, o'zingizga. Telefon orqali kecha muloqot qildim. Telefon orqali gaplashib, mana shu ijtimoiy tarmoqda tarqalgan voyaga yetmagan o'g'illari tomonidan boshqarilgan Spark avtolovi bo'yicha Sparkos asl
egasi boshqa odam hozir. Ular bilan gaplashdim, telefon orqali gaplashsam. Ishonchnom orqali bularga berganligini ma'lum qildilar. Bularni telefon raqamlarini berdilar. Mana shu odam boshqaradi. Ular bilan gaplashsam, mana shunday holat bo'lgan. Oke, o'g'limga haydatdim. Shunaqa ijtimoiy tarmoqqa o'zim joylashtirdim. Mana shu holat bo'yicha sizga kelib ketishingiz kerak deb tushuntirdim. Mana oke, boraman dedi. Shu bilan telefon qildi, telefonlarni o'chirib qo'ydilar. Keyin Olmazor tuman voyaga yetmaganlar profilaktikasi boshlig'i bilan birgalikda yashash manzillariga bordik. Yashash manzillarida okalar bilan gaplashdik. De uyiga kelmadilar bu inson. De telefonlarni o'chirib qo'ydilar. Endi bugun ertalab telefonni yoqib, mana o'zlari alqishib keldilar. Hujjatlarini ko'zdan kechirdik. Endi hozir bularga ma'muriy javobgarlik kodeksi 135-modda bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdik. Hozirda endi hozir